Evet, kolay gelsin. Şimdi gördüğünüz gibi belediye tarafından bu banklar kapatıldı. Ben de size otururken geldim. Bir düşüncenizi alalım. Bir vatandaşın sizin düşünceniz nedir? Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Vallahi çok sıkıştırmak yani yanlış. Herkesin bir aklı var. O akla göre hareket eder. Diyelim ki ben burada oturuyorsam bir kişi daha gelse kalkarım, oturmam. Yani. Ama bu yoruldum. Yoruldum diyorsun. Dışarıda evde sıkıldım. Temiz havada dışarıda yürümek istiyorum. Yürüdükten sonra bir yerde oturmak istiyorum. Mesele bu yani. Yani oturup duyarlı bir şekilde kalkıp gidebilirim. Diyorum ya, bir yanıma birisi, bir arkadaş gelse veya tanımadığım birisi gelse de kalkarım yani. Yani işin bilincindeyim diyorsun. Bilincindeyim, insanın da biraz da aklına uyacaksın. Yani o zaman sizin düşüncelerinizden yola çıkarsak bu biraz yanlış gibi görünüyor değil mi yani o zaman? Yani kapatmak. Tabii biraz da yanlış oluyor ama yani biraz da denilenlere de itibar edeceksin. Biraz daha kendin gayret edeceksin. Biraz daha bazı yanlışlıkları görmezlikten geleceksin. Peki. Çok teşekkür ederim. İsminiz neydi? Neydi isminiz? Enes Vardal. Enes Vardal. Evet. Peki Enes. Düşüncelerinizi aldık. Vatandaşın düşünceleri özgürdür. Evet. Kimi doğru der, kimi yanlış der. Buna da saygı duymak lazım. Tamam ama bazı yerde özgürlükler de olmuyor. Kısıtlanması gerekiyor. Peki. Teşekkür ediyorum. Hadi kolay gelsin.